Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere internet kablosu nasıl ucuna RJ45 çakılacağını öğreteceğim. Yani internet kablosunun nasıl onarılacağını, tamir edeceğini, ucuna soketin nasıl çakılacağını göstereceğim. Öncelikle kablomuzu 1 santimden biraz fazla kesiyoruz. Alttaki kablolara zarar vermeyecek bir şekilde üzerindeki plastiği bu şekilde kesip kablolardan ayırıyoruz. Daha sonra kabloları kenara ayırıp şu ortadaki plastiği de kesiyoruz. Bunu keserken dikkat edin. Kabloları zarar vermeyin kablolara. Daha sonra kabloları İkişerli grupları halinde 4 çift kablo vardır bunun içinde. Kabloların hepsini birbirinden ayırıyoruz öncelikle. Kabloları ayırdıktan sonra şu dip tarafından sıkı bir şekilde tutuyoruz ki kablolara istediğimiz eseği şekli verebilelim. Şekil verdiğimiz kablolar yerinden oynamasın. Bakın gördüğünüz gibi kabloların hepsinin üzerinde renk kodları vardır. Bu renk kodlarına dikkat edeceğiz. Bunların bir sıralaması var. Zaten en çok dikkat etmemiz gereken konu da budur. Şöyle gördüğünüz gibi şu turuncu beyazdır. Kameradan ne kadar gözüküyor fark etmiyorum. Beyaz ama üzerinde turuncu ince çizgiler vardır. Bunu ilk sıraya koyuyoruz. Turuncu beyaz, turuncu, yanına turuncuyu koyuyoruz. Koyduğumuz zaman da şöyle parmağımızla oraya bastırıyoruz ki koyduğumuz kablo yerinden oynamasın. Bunları bir de aynı şekilde zamanda düzeltiyoruz. Düzgün olsunlar. Yeşil beyaz. Mavi. Böyle çekerek düzgün olmasına özen gösteriyoruz. Mavi beyaz. Bakın daha bu daha çok belli oluyor. Mavi ve beyaz kablo üzerinde mavi çizgiler var. Mavi beyaz. Yeşil. Bakın yer değiştirmiş. Bunlara hep yaparken dikkat ediyoruz. Kahverengi beyaz. Kahverengi. Gördüğünüz gibi bu şekilde düz bir şekilde buradan sıkıca tutuyoruz. Kabloları birbirine yakın dümdüz bir şekilde böyle dikkat ediyoruz. Düz olmasına dikkat ediyoruz. Şu kadar bir pay, yaklaşık yarım santim kadar şöyle tuttuktan sonra, düzelttikten sonra yan keski veya makas yardımıyla düz bir şekilde hepsi aynı hizada olacak şekilde bunları kesiyoruz. Kestikten sonra renk sıralamasına tekrar bakalım. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz ve kahverengi. RJ45'imizi alıyoruz. Dip tarafından tutarak bunun içinde delikler vardır. 8 adet delik vardır. Bu deliklerin her birisine RJ45'i de takarken bakın şu klipsi aşağıya gelecek şekilde yani şu sarı pimleri görecek şekilde üste gelecek şekilde tutuyoruz. Her kabloların her bir tanesi bir deliğe girecek şekilde yavaşça ve dikkatlice yerleştiriyoruz. İyice de bastırıyoruz dibinden tutuyoruz. Daha sonra RJ45 pensesini alıp orta gözüne takıyoruz. Ve sıkıyoruz. İşlemimiz bu kadardır. Şu gördüğünüz sarı pimler penseyle sıktığımız zaman arkadaki kablolara değiyor. Temas ediyor ve kablonun çalışmasını sağlıyorlar. Tekrar uçlarına bakıyoruz. Arkadan da bakıyoruz kablolarına. Hepsi aynı hizada ve aynı dibe kadar geçmiş mi diye. Bu şekilde kontrollerimizi de yaptıktan sonra güzelce çaktıktan sonra kablomuz çalışacaktır. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.